İlk düdükle birlikte mücadeleye Fenerbahçe başladı. Samet. Savaş. Yiğitan Güveli. Kadir Kağan Özdemir. Kaleci Fabiano. Bertuğ'un ona baskısı var. Uzun gönderdi Fabiano. Robin van Persie. Salih Uçan. Şimdi Miroslav Stoh. İsmail Köybaşı. Kadir. Caner. Kadir. Ayak koyan futbolcu Bartu. Stoh. Caner Koca. Karavayev'den pas. Salih ceza sahasında. Salih Uçan ve gol! Açılışı Fenerbahçe yapıyor. 8. dakikada Sarı Lacivertliler Salih'in kaydettiği golle Ahmetspor karşısında 1-0 öne geçiyor. Sarı Lacivertli takım rakip kaleyi yokladı. İkinci şutta golü buldu. İşte Salih Uçan sol ayağıyla çok düzgün vurdu. Kazım'ı mağlup etmeyi başardı. Karavayev'den müthiş bir pas çıkmış. Salih'in oraya atağa devam ettirmesi de son derece güzel. Ama en güzel tarafı bu gol vuruşu. Yani kaleciye bakıp kapattığı köşeden ayağının içiyle yaptığı gol vuruşu ustalık isteyen bir vuruş. Salih'te zaten son haftalarda ciddi bir yükseliş var. Ligde de formayı kaptı biliyorsun. Dolayısıyla bu gol de ona iyice moral verecek. Hakan. Fenerbahçe savunmaya yerleşti bu arada. Yiğitan Güveli. Kadir. Tam orta sahada Caner, Samet. Bunlar gençliklerinin verdiği o güçle çok fazla koşuyorlar. Çok fazla mücadele ediyorlar ve Ahmetspor'un hem pas yapmasını engelleyip hem de öne çıkmasını engelliyorlar. Caner Koca'nın pası isabetli değildi ama onun hatasını Robin van Persie telafi etti. Van Persie, Miroslav Stoh savunmanın arkasına koşusu var. Kaleci çıktı. Kazım topu uzaklaştırıyor. Caner'den pas Salih'e doğru. Salih Uçan göğsüyle indirdi. İsmail Köybaşı. İsmail. Miroslav Stoh. Stoh'tan ters tarafa çok güzel top. Alexander Karavayev. Karavayev ortasını yapıyor. İsmail'e doğru geldi top. Savunmada Hakan karşıladı. Hızlı çıkmak istiyor konuk takım. Bartu kurtuldu. Onu Salih kovalıyor. Bartu'dan pas. Bertu Bayar bıraktı. Deniz Naki. Soldan Yusuf'un desteği var pasona. Yusuf Yağmur ceza sahasında. Kaleci Fabiano. Çabuk gelişen etkili bir ataktı. Son andaki kontrolü Yusuf'un biraz daha yumuşak olabilseydi bir gol pozisyonu doğabilirdi. Bundan önceki pozisyonda da Karavayev'in ortasında aslında ön tarafa yapacağı bir orta Van Persie'yi direkt golle burun buruna bırakabilirdi. Yanlış yeri tercih etti. Ceza alanının dışına bir orta yaptı. İşaret geldi. Yusuf Yağmur kaleye doğru gönderdi. Savunma vurdu kafayı Fenerbahçe'de. Robin van Persie defansına yardımcı oldu. Baskısı var Sarı Lacivertli oyuncuların. İsmail Köybaşı hemen o noktaya geldi. Rakibi hataya zorladı ve top Fenerbahçe'de kaldı. Salih Uçan. Karavayev'e gelmedi top. Deniz Naki'den önce Salih Uçan girdi araya. Fenerbahçe geliyor. Alexander Karavayev. Bu kez ters tarafta Ukraynalı futbolcu. Karavayev Salih'i gördü. Salih Uçan ceza sahasına girdi. Salih'ten nefis bir çalım. Salih çizgide pasını veriyor. Topu alara gidiyor gol. Robin van Persie. Skor 2-0. Aslan payı Salih Uçan'ın. Abi yani bu golü ben olsam Salih'e yazarım. İnanılmaz işler yaptı. İnanılmaz işler yaptı. Van Persie sadece tamamladı. Bu en güzel tarafı da daha orta sahada bu hatayı şekillendiren, başlatan topu kapan Salih'ti. Yani rakibin pas arası yaptı, girdi, devam etti. Bu inanılmaz bir çalım. Salih Uçan böyle çekti topu, verdi pasını. Robin van Persie için bu golü atmak çok da zor değil. Bak burada topu alıyor. Atan başlangıcına da bir kez daha bakıyoruz. Aynen. Müthiş bir gol. Alexander Karavayev Salih Uçan'ı böyle gördü. Salih Hakan'ın üstüne gitti. Nefis geçti onu. Çekti topu. Verdi pasını. Robin van Persie. Resital diyoruz ya. Hakikaten resital yaptı. Bir gol, bir asist Salih Uçan'dan. Fenerbahçe etkili geldi. Caner'den orta Karavayev vuramadı. Sonrasında karar penaltı. Penaltı kararı geliyor. Fenerbahçe için 3. gol şansı olacak. Yine bakacağız pozisyona.
Elle oynama kararı var işte. Caner'in ortası. Karavay'ı vuramadı. Evet. Hakan Ateş'in müdahalesi var. Eline çarptı top. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Üçüncü gol şansı olacak Fenerbahçe için. Doğru karar, onu söyleyelim. Penaltı kararı bence doğru. Robin van Persie topun başında. 44. dakika. Robin van Persie ve Kazım karşı karşıya. İşaret geldi. Robin van Persie, çok güzel bir gol. Panenka Robin van Persie'den. Kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydediyor Hollandalı Yıldız. Böyle girdi topun dibine. İşte Robin van Persie'nin şık penaltısı, skor 3-0. Bu Panenka penaltısı da çok tehlikelidir aslında. Yani bir gün kalecilerden bir tanesi ortada duracak ve bu topu çok kolay bir şekilde alacak ama bakalım kime denk gelecek. Yine de hocam bir penaltıyı güzelleştirmenin nadir yollarından bir tanesi bu da bir. Taner Hoca orta sahaya iki takviye yaptı. Deniz'i de sol çizgiye aldı orta sahadan. Dolayısıyla daha güçlü, daha kalabalık bir orta sahayla ikinci yarıda olmak istiyor. İkinci 45 dakika Ahmet Sportif başladı. Okan'a doğru gitti top. Salih. Yiğitan. Kullanacak Fenerbahçe. Baskı sonuç getirdi. Atış hızlı bir şekilde kullanıldı. Salih bıraktı. Miroslav Sto. Sağ tarafta Savaş bomboştu. Pasona. Savaş topu kontrol etti. Fenerbahçe dördüncü gol arıyor. Orta geldi. Savunma vurdu kafayı yine. Savaş Polat. Caner Koca. Savaş. Mansur'un baskısı vardı. Caner. Tekrar Savaş. Caner. İyi top yaptı Fenerbahçe orada. Ceza sahasına doğru bir orta. Robin van Persie'yi açtı. Samet göndermişti topu içeri. Sto çizgide kontrol etti. Miroslav Sto Hakan karşısında. Miroslav Sto doldurdu içeri. Şahin vurdu kafayı. İsmail Köybaşı. Sto. Salih Uçan kontrolü güzel. Karavayev Salih'i düşündü. Savunma karşılıyor. Atak devam ediyor. Oleksandr Karavayev bıraktı. Savaş Bolat yerden çevirdi içeri. Mansur Çalar girdi araya. Sonrasında soğukkanlı bir şekilde topu ceza sahasıyla ligde de devam etti. Salih kez aynı şekilde geçen Gençler Birliği maçında ortaya koyduğu mücadeleden sonra hemen akabinde Başakşehir'e karşı ilk 11'de yer buldu. Deniz topun başında. Deniz ceza sahasına doğru gönderdi. Fenerbahçe savunması karşıladı topu. Bu arada bayrak da havada. Az sonra iki oyuncu değişikliği birden gerçekleşecek. Muhtemelen sarı lacivertli takımda Fernandao ve Erdican Şehit hazırlıklarını noktalamak üzere. Arkadaşım Evren Yavuz beni uyardı. Az sonra iki futbolcuyu da sahada görebiliriz. Van Persie ile... İşaret geldi. Deniz Naki kaleyi düşünüyor. Kaleci başarılı. Fabiano ve korner. Pozisyon tekrar görüntüde. Deniz Naki böyle vurdu. Fabiano topu kornere çeliyor. Avuta gidiyormuş. Hızlı bir şekilde köşe vuruşu kullanıldı. Deniz Naki Karabey'e ve bir çalım. Tekrar top Deniz'in önünde. Deniz Naki Savaş'la mücadelesi, kazandı topu Savaş. Sonrasında hakem topu Fenerbahçe'ye veriyor. Savaş boş, Basona, Savaş Polat, yerden Oleksandr Karavayev, tekrar Savaş. Caner, Savaş, Caner, Caner Koca. Ceza sahasına doğru gönderdi. Fernandao topla buluştu. Ama kontrolü yitiriyor Brezilyalı futbolcu. Kerem Caner çok iyi bir ön libero haline gelebilir. Yani hakikaten çok iyi oynuyor. Top alışverişleri, sakinliği, oyun bilgisi. Gelecek vaat ediyor. Gelecek vaat ediyor kesinlikle. Roman Neustadter. Karabayev. Erdican.
Deniz, Erdican, faul. Karşılaşmada Eren Sonbülük gelebilir. Uzatma vermedi, evet. Fenerbahçe Ahmet Sportif'i 3-0 mağlup ediyor sevgili seyirciler, ilk 45.